Kadirga TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Genç Fikir programıyla sizlerle birlikteyiz. Konuklarımı tanıtarak programa başlamak istiyorum. Burak Günay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydar Salih Altunbaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta Genç Fikir'in konusu yine ekonomi üzerinden ilerleyecek. Malum ülkemizin gündemi son bir yıldır ekonomi ve son bir yılda yani Merkez Bankası Başkanı'ndan Hazine ve Maliye Bakanı'ndan tutun değişiyoruz. Ancak zihniyet ve fikirler değişmediği sürece pek bir karşılığını alamıyoruz. Geriye doğru gidişimiz devam ediyor. Yani uçurumdan düşüşümüz devam ediyor da diyebiliriz. Malum bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı da diyebiliriz. Affını da istedi diyebiliriz. Orası da biraz karışık. Sonrasında yerine Nurettin Nebati görevlendirildi. Yani süreç artık ülkede ekonomi okumaları çok zor. Vatandaş bunları takip etmekten yoruldu. Vatandaş fiyatları takip etmekten yoruldu. Gençler yani yaşayıp çalışıp bir yere varamamaktan, bir şey olamamaktan yoruldu. Haydar Salih Bey, gençler deyip topu size atmak isterim. Siz bu konuda gençlerdeki bakışı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de az önce değindiğiniz gibi çok hızlı biz Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı, çok hızlı Merkez Bankası Başkanı eskitiyoruz. Bir tanesi görevi geliyor, ha diyoruz tamam bu artık işi biliyor, tamam biz en azından bir ekonomik istikrar yakalayacağız. Sonra ardından bir bakıyorsunuz o TÜKAK'a ilan ediliyor veya günah keçisi ilan ediliyor artık ne derseniz deyin bunun adına. Hemen görevden alınıyor, yerine başkası geliyor. Bu da işte bizim istediğimiz verimi sağlamadı diyor herhalde birileri, devlet büyüklerimiz öyle söyleyelim. O da hemen görevden alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı atıyorsunuz, göreve geliyor, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız ki yanlış hatırlamıyorsam son bakanımız da daha tazeydi yani. Yani geçmiş çok yok. Hemen o da görevden alınıyor. Ekonomik bir istikrarsızlık oluyor bu ülkede. Çünkü her bir Hazine ve Maliye Bakanı veya Merkez Bankası Başkanı ki Merkez Bankası'nın özerk olduğunu da hatırlatmış olalım. Bir ekonomi politikası öngördüğünü düşünüyoruz biz. Hani şunu şu şekilde yaparız, bunu bu şekilde yaparız. İşte faizlerle ilgili biz şöyle düşünüyoruz vesaire. Piyasalarda bunlara bakarak, bu insanların görüşlerine veya atabilecek olduğu adımlara bakarak hareket ediyorlar. Yatırım yapıyorlar, yapmıyorlar, zam yapıyorlar, yapmıyorlar vesaire. İşte büyüme hedefleri koyuyorlar. İşte ne derseniz deyin bunların adına. Ekonomist olanlar daha iyi bilecektir bunları. Siz böyle bir belirsizlik hali yarattığınız zaman bu piyasalara da yansıyor maalesef. Ki şöyle bir durum var. Biliyorsunuz dolarda geçtiğimiz hafta veya son 10 gün içerisinde ciddi bir dalgalanma oldu. İşte 10 lira, 11 lira, 12 lira, 13 lira derken yani rekorlar, böyle bir 14 lirayı gördü. Sonra evet, geri geldi. İşte 13.5'a çıktı, geri geldi. 13'e çıktı vesaire. 13.70. Bir çıktı, indi, çıktı, indi. Hatta döviz büroları da bir ara kapattılar. Dediler ki yani biz bir fiyat veremiyoruz. Gel gelelim firmalarda da aynı problem yaşandı zamlar dolayısıyla. Bir fiyat veremiyorsunuz çünkü şöyle düşünün Ümit Bey, şimdi un veya şeker diyelim %25 zamlanıyor bir anda. Siz bir firma olarak işte şekerin fiyatına diyorsunuz ki atıyorum 10 lira. Bir anda %30 zamlanıyor. Sizin maliyetiniz bir anda %25-30 neyse artıyor. Bunu ürüne yansıtacaksınız. Düşme ihtimali bilmiyorum. Gerçi Türkiye'de bir şeyin fiyatının düştüğü vaki değil ama bir düşüyor, bir artıyor. İnsanlar veya firmalar işte fiyat vermekte zorlanıyorlar. Bir istikrarsızlık, bir belirsizlik hali var. Bu tabii ki gençler dedik, gençlere de yansıyor. Biz bu programda pek çok defa gençlerin problemlerinden bahsettik. İşte istihdama katılımda sıkıntı yaşadıklarından, gelecek kaygısı çektiklerinden bahsettik. Efendim, hatta geçen hafta veya önceki haftaydı sanıyorum. İşte her 4 gençten 3'ünün ekonomiyle ilgili, gelecek kaygısıyla ilgili problemler yaşadığından biz bahsettik. Yine özellikle bu pandemi sebebiyle her işte 4 gençten 3'ünün ailesinden birinin işini kaybettiğinden konuştuk, söyledik bunları.
Bunları alt alta dizdiğiniz zaman çok korkunç bir tablo ortaya çıkıyor maalesef. Bakıyorsunuz bir siyasiler bir şeyler söylüyorlar, çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar. Ama bu açıklamalar derman olmak yerine aksine olayları daha da çok kötüleştiriyor. Krizleri, işte kötü gidişatı daha da derinleştiriyor. Daha da ilerletiyor bu durumu. Yani kendi kendimize böyle biz sürekli böyle çabalıyoruz, batıyoruz ama ben bu çıkış açıkçası bir çıkış yolu, bir bu işi düzeltecek bir siyasi bir hani genel olarak siyasete baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Şimdi şöyle de bir şey var. Az önce dedik işte ekonomi kötü gidişat, zam üstüne zam vesaire. İnsanların, gençlerin, hani olayın başka bir boyutuna geçeceğim. Gelecek kaygısı dedik ya. Şimdi problem yaşıyor genç. İstihdam yaratamıyor. Bu sefer diyorsunuz ki bu gençler işte yurt dışına kaçıyorlar vesaire gidiyorlar. Burada tatminsizlik yaşıyorlar. Yokluk görmedi bu gençler. Çıkartın telefonları vesaire. Şimdi hafta içerisinde pek çok defa böyle videolara falan vesairelere denk geldim. İşte önce bir amcaya mikrofon tutuyorlar. Diyorlar ki hatta bizi takip edenler de izlemiştir. Ya işte bu gençler yokluk görmedi, biz şöyle sıkıntı yaşadık, böyle problem yaşadık. Bir tane genç ona ayar veriyor. Diyor ki ya biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Biz mi diyor yokluk görmedik? 3 kuruş parayla işte üniversite okumaya çalışıyoruz. İş hayatına atıldığımız zaman problemler yaşıyoruz. Ama biz yine de yılmadan, usanmadan bu ülkeye çünkü katma değer üretme potansiyeli olan en büyük kesim kim? Gençler. Evet. Belki 5-6 milyon bir kesim yani ülkenin çoğunluğunu oluşturmuyor ama bu insanların bu ülkeye katkı sağlama ihtimalleri çok yüksek ve de bu ülkeye katkı sağlayan pek çok insan da bu insanların arasından çıkan, sıyrılabilen insanlar. Siz bunlara tatminsiz diyorsunuz vesaire diyorsunuz ama bu insanlar sizden çok fazla bir şey beklemiyor. Siyasilerden bahsediyorum yani. Sadece haysiyetli bir yaşam bekliyor. Bunu bu insanlara sunamadıktan sonra sizin o koltukta oturmanızın bir manası ben olmadığını düşünüyorum. Bakın bununla ilgili çok beni de üzen bir şey söyleyeyim. 6. yargı paketinin bir taslak metni oluşturuldu, çıkartıldı. Onunla ilgili şöyle bir şey okudum. 2 tane maddesi diyor ki mesleğe yeni başlayan genç avukatlara vergi teşviki uygulanması ve büro açacak avukatlara düşük faizli kredi verilmesi. Şimdi bu düşük faizli kredi dediğiniz zaman böyle benim kafamda açıkçası şimşekler çaktı. Yani zaten bu adama sen hani avukatlar özelinde ben birazcık da halk günü olsun kendi problemlerinden de bahsetmiş olayım. Ama pek çok meslek grubundaki insan da bu sıkıntıları yaşıyor. Sen diyorsun ki ya bu adam bir yıl boyunca sigortalı bir işte çalışmasın, para kazanmasın, birinin yanında işte bu işi öğrensin. Sonra ruhsatını alacakken hadi bakalım ver şu parayı, işte vergisini ver, şusunu ver, busunu ver. Ha mesleğe mi başlayacaksın? İşte e-imza için şu kadar para ver. İşte şu CMK sistemine girmek için bu kadar para ver. Şunu yapmak için şu kadar para ver. Büro açacaksın. Hadi bakalım mobilya masrafı şu kadar para ver. Yani sürekli zaten bir borç içerisinde olan bir kesim var. Bir genç avukat var veya toplumun genelinde böyle dedik ya. İnsanlar var. Ha siz bunlara bir yardım amacıyla ne yapıyorsunuz? Düşük faizli kredi veriyorsunuz. Yani borç içerisinde yüzen bir arkadaş var zaten. Siz onu daha da aşağı çekiyorsunuz. Bu belki iyi niyetli bir çalışma ama maalesef bu sistem içerisinde, bu kapitalist düzen içerisinde bizim bize vaat edilen en iyi gelecek bu. Düşük faizli kredi alabilirsin veya işte devletten şuradan buradan bir torpilin vesairen varsa yani bir şey yapmak istiyorsan torpilin varsa oradan düşük faizli bir yine kredi alabilirsin veya bir teşvik alabilirsin. Ama sana vaat edilen gelecek en fazla bu kadar. Daha ötesine gidemiyor. Yani maalesef bu sistem içerisindeki ufuk sınırlı. Biz o yüzden bu programda defaatle dile getiriyoruz Hüseyin Başbey'in söylediğini, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in söylediğini, bu sistem değişmesi gerekiyor. Bu kafanın, bu anlayışın değişmesi gerektiğini biz defaatle dile getiriyoruz. Çünkü bu sistem, bu anlayış değişmeden maalesef nesiller ziyan ediliyor. Çünkü işte gençler yurt dışına kaçmak istiyor. Gençler veya kaçamayanlar, imkan bulamayan insanlar atıl bir vaziyette bir köşede duruyorlar. Gençliklerini çürütüyorlar.
Halbuki Hüseyin Başbey'in dediği gibi bu sistem değişse, kendi parti programında içerisinde olan işte Profesör Doktor Haydar Başbey'in yazdığı milli ekonomi modeli sistemi uygulansa diyor Hüseyin Başbey, bu gençler atıl bir şekilde bir kenarda kalmayacaklar. Ne yapacak bu genç peki? Devlet bu gencine sahip çıkacak diyor Profesör Doktor Haydar Başbey milli ekonomi modelinde. Ona diyor proje mukabilinde atıyorum faizsiz kredi verecek diyor. Veya devlet gencini en iyi şekilde yönetecek, en iyi şekilde eğitecek, ona en güzel geleceği kendisi sunacak. Çünkü o genç devletin evladı. O genç yabancı bir insan değil. Veya o genç düşük faizli kredi verilerek sömürülecek bir insan değil. O genç devletin evladı. Ve devlet bu evladının sırtını giydirecek, devlet bu evladının cebine harçlığını koyacak. Bakın devlet bu evladına KYK kredisi vermeyecek. Ve bunu faizle geri istemeyecek. Devlet bu evladının okumasına katkı sağlayacak, okumasını sağlayacak. Aynı zamanda okuldan mezun olduktan sonra da ona istihdam olanağı sağlayacak. Yani bizim söylediğimiz şeyleri bugün bakıyorsunuz işte çeşitli siyasiler de söylüyor, bizi yönetenler de söylüyor, onlara muhalefet edenler de söylüyor. Hatta işte bu sistemi onlar da eleştiriyorlar. Mesela biz TÜİK rakamlarından vesaire pek çok ben bu programda da rakam aktarmışımdır. Yine yerli ve yabancı işte araştırma şirketlerinin vesairelerin yaptığı özel veya kamu fark etmiyor. Rakamların oynandığından veya eksik yanlış gösterildiğinden vesaire de bahsettik. Bunlarla ilgili de konuştuk. Mesela en son Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum TÜİK önünde miydi? TÜİK'i eleştiren bir şey oldu bugün. Ne dedi? İşte rakamlarla oynuyorlar. Kötü tabloları daha az kötü göstermeye çalışıyorlar. Bunu zaten herkes biliyor. Mesele onu konuşmak değil ki. Yani mesele TÜİK'in rakamlarıyla oynayıp oynamadığını söylemek mi? Ha bitti tamam işte bunu tespit ettik. Aslında buradaki sıkıntı ya sen bu konuyla ilgili ne gibi bir çözüm vaat ediyorsun insanlara? TÜİK'le ilgili işte TÜİK'in işsizlik rakamlarıyla ilgili konuşmuştuk. Ya hatırımda kalanı söylüyorum. Yanlışım varsa seyircilerimiz mazur görsünler. Türkiye'deki işte genç işsizlik oranı %30'lara çıktı. Ha bunun da ufak bir rakam almışım buraya. 15-24 yaş arası işsizlik %22. Yani her 5 gençten neredeyse bir tanesi işsiz. Yine atıl vaziyette kalan pek çok gencimiz var. Ki bu rakamların içerisinde bildiğim kadarıyla iş aramaktan yorulan veya çeşitli işte böyle mevsimlik işlerde vesairelerde çalışan insanlar girmiyor. Bunları da kattığınız zaman tamam çok çok yüksek. Yani biz de pek çok defa bu kanal vesilesiyle, bu program vesilesiyle konuştuk, ettik. Bunlara sistemlerde bulunduk. Ama mesele bunlara sistemlerde bulunmaktan çok daha öte bir çözüm ortaya koymak. Yani siyasetin amacının bu olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Ve bu çözümü ortaya koyuyorlar mı? Maalesef koymuyorlar. Şimdi dolar çıktı 14 liraya, 15 liraya. Adam diyor ki siz diyor bu ülkeyi iyi yönetemiyorsunuz. Sen ne yapacaksın gelirsem? Ben diyor daha düşük faizli kredi alacağım. Bu ülkeyi diyor düze çıkartacağım. Öbürü diyor ki biz işte yeni bir ekonomi programı geliştiriyoruz. İşte bu ülkeyi bakalım düze çıkartacağız inşallah gibi minvalinde açıklama yapıyorlar. Veya bir tanesi çıkıyor diyor ki işte benim zamanımda diyor ben ülkeyi yönetirken onların içerisindeyken çok çok daha iyi bir ekonomi düzeyi vardı. Ben gittikten sonra bunlar bu işi bilmiyor da batırdılar. Sen ne yapacaksın peki? Sen de bu adamların görüşlerini savunuyordun vakti zamanında. Tabii o zaman ekonomi birazcık daha iyiydi. Ama çözüm ortaya koyan, bakın bu gençlerin şu problemi var. Ben bunu gayet güzel bir şekilde anladım, idrak ettim. Ha buna şu çözümüm var. Buna bu çözümüm var. Şuna bak bunu yaparsak çok daha iyi olur diyen, ben siyaset içerisinde baktığım zaman bir tane insan görüyorum. Kim o? Daha yaşı genç olan, daha 30 yaşında olan, hatta 31 yaşında olan Hüseyin Başbey var. Kendisi bu meseleleri özümsemiş ve bunlara çözüm üreten bir lider. Ha ben fazla konuştuk herhalde biraz. Bu kısım için en son şunu söyleyeyim. Çözümün etrafında bizim odaklanmamız, çözümün etrafında birleşmemiz gerekiyor. Özellikle gençler olarak ben söylüyorum. Çünkü bizi anlayan ve
bizim bu işleri halledebileceğimizi de düşünen, aynı zamanda çözümü de elinde barındıran bir insan var ve bu insan bize bir çağrıda bulunuyor. Ne diyor? Gelin biz gençler olarak bu işi hallederiz, yeter ki biz el ele verelim diyor. Ben bu çağrıya işte bizi takip eden arkadaşlarımın, gençlerin kulak vermelerini istirham ediyorum. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Şimdi ülkemizde öyle bir bu konuyla alakalı karmaşa var ki, yani ekonomi politikamız yıllık, yani 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir ekonomi politikamız yok. 2 sene önce biz başka türlü düşünüp başka türlü uygulamalar içerisindeydik. Şimdi dövizi yükselteceğiz. Çin de bu şekilde büyümüştü, bu şekilde büyüyeceğiz diyoruz. 5 sene önce, 10 sene önce Çin'e gülüyorduk. İşte 1 dolara insan saatliği, 1 dolara insan çalışıyor diye. Ve şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde saatli, asgari ücretin saatliği 1 doların altında. Bu şartlarda çalışıyor vatandaşımız. Yani bakanlar, görevliler görevden affını istedikleri zaman, görev teslimlerini yapacakları zaman neşeli oluyor. Yani o görevden hüzünle ayrılmıyor kimse. Allah'ım çok şükür kurtulduk diyerekten ayrılıp bir kenara kaçıyor. Yani Cumhurbaşkanımız daha önce kendisinden kopan ekonomi üzerinde şu an yine parti kurup devam eden kişilere siz zaten bir şey yapmadınız, ben hepsini yaptım, ben ekonomistim diyor. Sonra biri kötü yaptı, birini görevden alırken bu işten anlamıyor, bu kötü deyip onu görevden alıyor. Yani kim ne yapıyor? Ortada bir karmaşa var. Bu karmaşa da şuradan anlaşılabiliyor. Normalde dünya üzerindeki her devlette bir ekonomik kriz olduğunda yönetici, cumhurbaşkanı, bakanı çıkıp açıklama yaptığında vatandaş sakinleşir. Ve o yükselen parite düşer. Bizde cumhurbaşkanı açıklama yaptığında dolar çıkıyor. Yani bile isteye kimse güvenmiyor çünkü. Diyor ki bu adam konuşuyorsa bu çıkacak, bunu alalım, talep edelim, alalım, zarar etmeyelim. Böyle bir sıkıntımız var. Yani kafamızı kaldırıyoruz, sıkıntı, yatıyoruz, sıkıntı, kalkıyoruz, sıkıntı. Burak Bey, sözü size sıkıntılarla verelim. Ümit Bey, sıkıntı dediniz. Gerçekten sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyoruz. Öncelikle bizi izleyen seyirciler ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklar. Biz bir kere bugün toplumda izlediğimiz insanlara, sosyal medyada gördüğümüz videolara, yanı başımızdaki olayları baz aldığımızda biz iki birey olarak iki farklı düşünce çatısı altında 5 dakika yan yana gelemez bir hal aldık. Maalesef. Yani baktığın zaman bu adam 5 dakika önce aynı binanın yan dairesinden çıktığın adamla kapıda bir cümlenin devamında neredeyse artık millet birbirini boğazlayacak noktaya geldi. Biz bir kere toplum olabilme yapısını kaybetme noktasına geldik. Ama Ümit Bey, tabi burada tek suçlu bu insanlar halk mı diyeceksiniz? Tabii ki de hayır. Şimdi öncelikle o konuşulan bugünkü konulara ben biraz değinmek istiyorum. Eskiden öyleydi, eskiden böyleydi, eskiden işte yoksulluk vardı. Şimdi siz ne hangi noktadasınız diye cümlesini bir başlık olarak alırsak ben şunları söylemek istiyorum. Bakın, eskiler geçten iyi bilir bu diyeceklerimi. Benim dedem bir mahsulüyle beraber, bir ürünün, tek bir kalem ürünün mahsulüyle beraber o yıllarda, o eski dedikleri yıllarda bir ev alırdı. Peşine başka bir ürünün mahsulünden bir çocuğunu evlendirirdi.
sonbaharda başka diğer bir ürünün mahsulüyle evini dizinirdi, toplardı. Peşine kışınki ürünün mahsulüyle kendi evinin bir yıllık erzağını evinin mahzenine gömerdi. Şimdi burada benim merak ettiğim şu soru. Eskiden mi bir yıllık malzemeyi evine mahzenine gömdüğünde stokçuluk vardı? Yoksa şimdi mi? Bakın insanlar bir aylık gıdasını alamıyor. Bir aylık gıdasını alsa bir aylık maaşını verir çünkü şu an. Bugün burayı iyi anlamak gerekiyor. Bugün bir adam gidip bir çuval şeker aldığı zaman sen buna stokçuluk diyemezsin. Ki artık alamıyor. Eğer buna stokçuluk diyorsan o stokçuluk diyenlerin tamamı eskide bu stokçuluğun alasını yapmış demek oluyor. Ben hatırlıyorum ya. Ben çok, yani küçüklük kendimi bildiğim bileli yıllarda. Ya biz köyde yaylada falan hep yani çuvalın içinde yani çayı, şekeri, unu bunlar çuvallar mıydı? Çayı çuvallan bilir misin? Biliyorum. Ben çayı çuvallan bilirim. Şekeri çuvallan bilirim. Teneke ayçiçek yağını bilirim. Ayçiçek yağı çok değersiz bir şeydi zaten yani. O kadar ucuzdu ki. Bakın Ümit Bey öyle olması gerekiyor. Neden? Ayçiçek benim ülkemde yetişiyordu. Toprak benim ülkemde var. İşçi benim ülkemde var. Köylü benim ülkemde var. Tarım kesimi benim ülkemde var. Bunlar bugün de var. Değişen ne var? Bununla ilgili izlediğim sokak röportajlarından birinde çocuğun bir tanesi bence çok doğru bir tespit yapıyor. Şimdi az önce bahsettiğiniz konu herkes birbirine artık tahammül edemez bir halde. Yani yan komşunla sokakta iki kelime ettiğin zaman boğazını sıkasın kesinlikle geliyor bazen. Herkes o modda. Dedemiz yine yaşlı bir amcamız. Siz yokluk görmediniz, eskiden yokluk vardı diye giriyor. Küçük çocuk ya yani muhtemelen lise çağındadır. Şu tespitte bulunuyor. Siz yokluk içerisinde yokluk çektiniz. Biz varlık içerisinde yokluk çekiyoruz. Ben tam konumun devamına parmak bastınız. Bakın o zamanlar gerçek anlamda bir yokluk vardı. Yani evet. Ülke bugün itibariyle 100 sene önce bütün dünyayı önüne almış. Bakın bu cümledeki şu iki kelime çok önemli. Bütün dünya ve bırakın bütün dünyayı o milletler içinden bir tanesi o yıllarda ya bundan 100 sene öncesini baz aldığımızda nereyi gözüne kestirdiyse elde ediyordu. Yani freni patlamış kamyon gibi her şeyi ezip geçiyordu. Öyle bir ülke. Tamamı bu ülkede gözü vardı ve avucunun içine almıştı. Sağ olsun işte Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, dedelerimiz, atalarımız Kuvayi Milliye boyun eğmedi. Ve bize bu vatanı bıraktı. Böyle bir ortamdan çıkmış bir hal düşünün. Sonrasında bu işte böyle bir durumda 75 yılında Kıbrıs Harekatı'ndan sonra yine dünyaya kafa tutan bir Türkiye, yani Amerika'ya kafa tutan bir Türkiye, Amerika tarafından ambargo uygulanan bir Türkiye. Ama boyun eğmiyor. Boyun eğmeyen bir Türkiye. O ambargo sonrasında yaşanan sıkıntıları işte yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz anlatıyor. Biz şöyle tamam da bize şu an dünyada bir ambargo mu uyguladı? Şimdi o günlerde, o günlerin ortamında bakın Ümit Bey. Olmayan imkanlarda çok iyi bir çizgide ilerlediler. Bence. Bugün insanlar artık Mars'ta koloni kurmaktan bahsediyor. Biz de bakın, Anadolu coğrafyasında yaşayamıyoruz. Mars'ta koloni kurmaktan bahsedilen bir ortama gelmiş bulunmakta dünya. Bizde dört duvar daireyi ben acaba ömrümün sonuna kadar çalışarak alabilir miyimin derdinde vatandaş. Akşam evime giderken erzağımı bugünlük, bak günlük diyorum. Gerçekten çok kötü bir acınası bir durum. Bir hal almışız. Varlık içinde yokluk. Bunu Sayın Profesör Haydar Baş Bey söylemişti. Bizler hazinenin üstünde oturan dilenciler misali bir haldeyiz diyor. Gerçekten bugün bunu görüyoruz.
Bakın Profesör Ali Erbaş demişken konumu oraya çevireceğim. Yine Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Evet. Kısa süre içerisinde hızlı değişimlerden birini yine izledik. Bakın sevgili izleyiciler, bu şuna benziyor benim gözümde. Bugün elime bir kalem aldım. Burada bir yazı yazmaya çalışıyorum. Diyorum ki yazı yazamayınca ya bu kalem güzel değilmiş, bana şu kalemi verin. Ben bundan iyi yazacağım. Yine yazamıyorum. Diyorum ki bana öbür kalemi ver. Kardeşim, yazan bilek iyi olmadıktan sonra isterse önüme altın kalem koysunlar. Bunun bir önemi yok. Bugünkü sistemde bunu Profesör Erbaş Bey çok güzel tespit edip bu işin kitabını yazmıştı. Milli Ekonomi Modeli Tezi kitabı. Ya, kitabı ya bu sistemin kitabını yazdı, ortaya koydu 2005'te. Yani lütfen bu kitaba biraz kulak verelim, açalım bakalım ne diyor diye. Bu insan bu sistemi bu ülke için yazdı. Ama ne hikmetse bizim o kitaba ve o sisteme bir türlü dönüşümüz nasip olmadı Ümit Bey. Bakın gerçek anlamda kapitalizmden pençeleşen ülkeler koştu bu sisteme. Kim koştu? İlk Rusya koştu. Peşine Çin koştu. Sonra BRICS ülkeleri koştu. BRICS ülkeleri dedi ki biz artık milli ekonomi modeli sistemi etrafında toplanan yeni bir güçüz dedi. Çünkü biz kapitalizmi tarihe gömen sistemle beraber ilerliyoruz. Sistemimiz artık bu dedi. Bu bir sistem. Bugünkü sistemde kendisi diyordu yani bugünkü sistemde aklınıza gelebilecek en iyi insanı, en iyi niyetli insanı koyun. Bu sistemde ilerlediği müddetçe bunun yolu, sonu yok. Bu kadar net dedi. Şimdi bakıyoruz Hüseyin Başbey gerçekten o da aynı şekilde, aynı çizgide devam ediyor. Söylüyor. Ekranlarda görüyoruz yani Ümit Bey. Evet. Anlatmaya devam ediyor. Bizler de ekranlardan bize anlatabildiğimiz kadar anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler bu ülkenin evlatlarıyız. Bu ülkede biz varız. Halk biziz yani biz. Ümit Bey bir yere gidemeyiz yani biz. Gelecek planlarımızı biz bu ülke üzerinde kurmuş gençleriz yani. Tabii ki de bu ülkeyi daha ileri taşıyacak. Benim atalarım, dedelerim ben bu ülkeden gideyim diye kan döküp de bu toprakları savaşarak almadı. Ya da çok basit saçma sapan şirketlere, yabancılara toprağı, şirketleri, tarım yerlerini, madenleri peşkeş çekelim diye canlarını vermedi. Bunun bir karşılığı var. Bizler bu dediğim gibi tekrar ediyorum bu ülkenin evlatlarıyız. Bakın gençler dediniz demin. Gençler gerçek anlamda müthiş bir böyle şey bunalım içerisinde. Yani borç içerisinde yani düşünün her an her şeyin fiyatı artıyor. Bir çocuk bir noktadan sıfır noktasından başlıyor bu arkadaş insanlar gençler. Şimdi sıfır noktasını sen habire aşağı çekersen bu nasıl başlayacak bu koşmaya? Bu akşam üzeri bir arkadaşla konuştum. İşte 24 yaşında memurluk yapıyor. Evli misin dedim. Bekarım dedi. Dedim var mı planın? Dedi abi artık ekonomi öyle bir noktaya geldi ki, fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki ben artık planı, ben evlenmekten vazgeçtim. Yani şimdi sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı, reis cumhuru çıkıp diyor ki işte en az 3 çocuk, en az 4 çocuk. Ya kardeşim siz öyle bir noktaya taşıdınız ki bu toplumu. Evlenmekten mahrum adam ya. Evlenemiyor ki. Maliyetleri yüzünden evlenemiyor. Gençler gerçek anlamda köşeye sıkışmış. Bakın bugün artık maliyetler her geçen gün üstüne koyuluyor. Yani Türk tarih böyle bir oran, böyle bir durum görmedi bence yani. Yani her gün üstüne koyan mı? Artık bu durumda bakın göreceksiniz. İşverenler de köşeye sıkışıyor. Evet. Ya adam diyecek ki atıyorum ya ben bana 30 çalışan yeter. Ha 40 olsun ben 10 kişiye de ekmek kapısı açayım da onların sevabı bana yeter diyemez hale geliyor artık. Yani göreceksiniz adamı da bir kenara sıkıştırıyor ya, olay sistem. Yani bunu şöyle düşünün. Gemi batıyor.
Diyor ki geminin ikinci kaptanı gelsin. Gemi şimdi alttan delik aldı, batıyor, su alıyor. İkinci kaptan gelsin, o kurtaracak. Sür. Biraz daha batıyor. Mühendisi gelsin. Makinisti gelsin. Yolcusu gelsin. Abi gemi batıyor. Direksiyon başında kim olursa olsun bir önemi yok ki. Buna yapacağın hamle belli. Bununla ilgili de yine iyi bir tespite denk geldim hafta içi. Bu sefer de yani yine isyan etmiş bir vatandaş vardı. Diyor ki ben aynı gemide olduğumuza inanmıyorum. Yani aynı gemideyiz ama kaptanın üstte helikopteri var diyor. Bu batacak, biz bununla batacağız, adam helikoptere binip uçup gidecek diyor başka bir ülke. Yani bu, yani bu bir insanın yöneticisi ya da lideri artık ne derseniz deyin, ona karşı olan güvensizlik duygusu mu derseniz, yine ona ne derseniz deyin, bu duygu çok kötü bir maalesef durum. Çok kötü bir durum. İçler acısı, kanayan bir yara. Yani hatıramda canlanıyor. Rahmetli hocam Profesör Doktor Haydar Başbey'in gençlerin sıkıntılarını dinlediği programlar yapıyordu. Bir tanesine katılmıştım. En son programın sonunda sorunuz var mı demişti. Ben de elimi kaldırdım. Soru da değil de hocam dedim gençler gelecek kaygısı altında eziliyor, bitiyor. İnşallah iktidara gelirsiniz de gençlerin yüzü güler. Böyle o kadar efkarlı söylemiştim ki salon benim söyleyişime gülmüştü. Ama şimdi dönüp o güne baktığımda diyorum ki yani o gün bugün de neymiş? Yani bunu yine rahmetli hocam karanlık günleri gördünüz ama zifiri karanlık günler sizi bekliyor demişti. Gerçekten yani bugün yarından iyi, yarın öbür günden iyi. Böyle sürekli geri gittiğimiz bir anlayış olabilir mi ya? Arkadaşla konuşuyorsunuz, eşiniz dostunuzla konuşuyorsunuz. Yani maliyetleri yine şöyle özetleyeyim. Toplum ağzıyla konuşacak olursak. Şimdi ben evleneli bir seneyi biraz açtı. Ben evlenirken, evimi dizerken harcadığım paranın arkadaş 3 katını harcıyor, evini dizemiyor. Kesinlikle. Yani kazandığı para ne kadar değişti? Çok az. Diyorum ki siz yani bu maliyetlerle bu işleri nasıl yapacak? Yani bu sıkışmışlıkla vatandaş, toplum nereye kadar gidebilir? En son bir yerde patlayacak. Yani elinde güç, kudret olanlar, ekonomik durumu iyi olanlar tamam. Amenna, siz rahatsınız, keyfiniz yerinizde olabilir ama bu sıkışmışlık bir noktada patlarsa bu sefer yani vatandaş, toplum artık ya zenginin elindekini almayı kendine hak bilip kendi hakkını savunma moduna geçerse iş iyice karışır. Yani bizi zaten sürüklemek yani Amerika'nın emperyal kuvvetleri bizi sürüklemek istediği nokta orası. İşte toplum birbirine düşsün, iç karışıklık çıksın, fakir zengini yağmalasın. Öyle biz de işimize bakalım. Bizim sıkıntımızsa bizi yönetenler, ekonomist olduğunu iddia edenler, ekonominin kitabını yazdığını iddia edenler bizi her gün emperyal güçlerin istediği noktaya taşımaz. Yani bazı ablalarımız, eşlerimiz, dostlarımız, yani amcalarımız, dayılarımız da öyle bir inanmışlar ki işte namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ya tamam da namaz kılıp Kur'an okuyup seni Haçlı'nın kapısına bağlıyor. Bağlamadım yani. Fethullah Gülen sana bunu yapmadı mı? Namaz kılıp Kur'an okuyordu. Seni dinden çıkardı. Şimdi terörist başı değil mi bu adam? Evet. Ya bizi bu noktaya taşırken vatandaşın yani bu kadar şeyi ben anlayamıyorum, kabullenemiyorum. Bu kadar birbirinden bağımsız, kopuk kafalar. Yani bir kısım diyor ki çok iyiyiz, çok güzeliz. Bir kısım çok kötüyüz. Ya bir ortada buluşma durumu yok mu yani? Ya sokağa çıkıp baktığında evet ekonomi kötü, bakın şunun fiyatı şu kadar yüksek diyemiyor mu kimse? Diyorsun sonra yok Silivri soğuktu. Ya soğuk olsun abi, Silivri ne kadar soğuk olabilir? Benim doğalgazım merkezi sistem olacaktı, yanmadı işte geçen yandı. Soğuğu da gördük. Soğuktan da bir şey olmuyor yani. Silivri ne kadar soğuk olabilir? Silivri ne kadar büyük olabilir? Yani en nihayetinde
para dediğiniz şeyin kudreti nereye kadar yetebilir? Yani şu an biz sistemi bu noktaya taşıyan gücün sahibi, yani parayla gücün sahibi olan kişilerden korkuyoruz ama o paranın bir değeri kalmadığı zaman, yani biz artık yavaş yavaş oraya gidiyoruz ya, şimdi 100 adam 100 euro yolluyor, 1500 küsür lira para yapıyor. Bulgar geliyor, diyor ki çok ucuz diyor. Sizin paranız değeri, paranızın değeri yok. İşte paranın değeri kalmadığı zaman, parayla bir işi çözemeyeceğin zaman, gerçekten insanlar açlık ve sefalete sürüklenip sinir krizi geçirdikleri zaman ne olacak? Kesinlikle Ümit Bey. Ya bununla ilgili çözüm olarak hükümet, yönetim ne yapıyor? Yani Karadeniz bölgesi, Trabzon'da ne yapıyor yani? Trabzon'da mülki idare amirleri ne yapıyor? Ümit Bey ne yapıyor mu bilmiyorum ama ne yapması gerektiğini iyi biliyorum. Bir an önce, bakın Haydar Salih Bey'in kitabı önüne getirmiş, onu kameraya gösterirse kendisinden rica ederim. Dünyanın artık birçok ülkesinin kapitalizm karşısında kendinin tek çıkışı olduğunu bilen birçok ülkenin yaptığı gibi bizim içimizden çıkan bir insanın yazmış olduğu bu sistemi artık lütfen hem halk olarak hem yönetici olarak hem bu işin ilmini bilen, profesörlüğünü yapan insanlar ve yetkililer olarak milli ekonomi modeli sistemine bir an önce artık dönmesi gerektiğini ben istiyorum. Çünkü bakın, insanlar 5 bin liralardan 10 bin liralardan hayali uçuk gelebiliyor, gözüyle bakıyorlar ama bugün yok, baktığınızda yok. İsviçre'lerde, İskandinav ülkelerinde asgari ücret 40 bin liralara gelmiş. Yanlış anlaşılmasın, şu an 5 bin liralar, 10 bin liralar kimse para gözüyle yani, bakmıyor. Şey, TÜİK'in açıklamasında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı artık 11 bin lira olarak tespit edilmiş, hesaplanmış. Yani insanlar 2013 yılında Rusya devletinin meclisinde 5 saat kendi sistemini anlatan Haydarbaşı artık ve sistemini artık görmesi gerektiğini, bunun uygulanmayan her dakika ve saat neden uygulanmadığını sorması ve sorgulaması gerektiğine ben inanıyorum. Yani bir aklıma notumda geldi. Biliyorsunuz bu İstanbul'da yapılan kongrede Rus bir bilim adamı konuşmasında bir Türkçe bir cümle kullanmıştı. Böyle bir durup es vermişti Türkçe. Demişti ki dünyanın Haydarbaş Hoca'nın sistemine ihtiyacı var diye. Sonrasında ona sordular ki yani neden bunu biz zaten çeviriyoruz. Hani bizi izleyen dinleyicilere konuştuğun dilin Türkçesini çeviriyoruz. Dedi ki biz dedi oralardan bu sistemi farklı dilde anladık. Ama bu ülkede nedense kendi içindeki insanı görmüyorlar. Ben farklı yabancı bir insan olarak bu ülkenin dilini kullanarak bunu göstermek istedim sadece dedi. Bu sadece bu bize aslında bir açık kapı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani toparlayacak olursam Ümit Bey ben şunu söylemek istiyorum. Bir arabanın yani arabamızın freninin patladığını illa duvara vurduktan sonra mı kabullenmemiz gerekiyor? Bir an önce aklımızı başımıza toplamalıyız. Yoksa hani her şey toparlanacak diyen izleyici arkadaşlarımız toparlanmayacak. Bu böyle devam edecek. Çünkü 20 seneden beri önümüz 20 seneden beri gördüklerimizin göstergesidir diyorum. Bana ayrılan süre için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haydar Sarp Bey, sizin de son sözlerinizi alıp yavaştan bu haftalık programımızı kapatabiliriz. Yani biz pek çok defa işte konuştuk. Bu akşam da sıkıntılardan, problemlerden bahsettik. Aynı zamanda bizim programımızın benim en sevdiğim özelliği biz çözüm üzerine de konuşuyoruz. Bununla ilgili de çeşitli işte materyaller getirmeye çalışıyoruz. Milli ekonomi modeli deyip de bırakmıyoruz. Bunun içerisinde ne var ne yok, bu işleri nasıl düzeltiriz de konuşmaya, görüşmeye çalışıyoruz. Yani kuru bir kabulleniş de insanlara bir şey empoze etmek gibi bir
niyetimiz olmadığını zaten bizi takip edenler bilecektir. Biz bu programı aşağı yukarı 2 yıldır icra etmeye çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce aldığımız dönütlerden, çünkü hepimiz işte sosyal medyadır vesairedir veya arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Onlardan aldığımız dönütlerle program yapmaya çalışıyoruz. Onların bize aktardığı veya bizim işte çevremizde gözlemlediğimiz problemleri biz bu program vasıtasıyla konuşup birilerinin kulağına belki su kaçırmaya çalışıyoruz. Veya işte birilerini, bakın böyle böyle sıkıntılar var, bunlara dönün, işte bak bu sıkıntıların da şöyle çözümleri olabilir demeye getiriyoruz. Yani aslında diyoruz da hani bunları da dile getirmeye çalışıyoruz. Bu bizim sonuçta bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizin iyi bir şekilde sonuçlanacağına dair ümidim var. Şimdi problemlerden, sıkıntılardan bahsettik. Biraz da ümit dolu olmamız lazım. Ümit Bey, sizin adınız gibi. Güzelliklerden de bahsetmeye çalışıyoruz. Bu işlerin aslında, bu işte kötü, karamsar tabloların çok çabuk bir şekilde adeta böyle siyah bir perdenin üzerine beyaz bir boya atar gibi veya işte karanlık bir odada tek Işığı bir hamleyle perdeleri gibi açar gibi, içeriye güneşin doğmasını sağlar gibi, bu işlerin, bu problemlerin çok çabuk bir şekilde çözülebileceğini, nasıl çözülebileceğini de biz ortaya koymaya, anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bu bizim söylediklerimiz havada kalmaz. Birilerinin kulağına gider, birilerinin aklına yatar da biz bu sıkıntılardan beraber, birlikte olarak kurtulabiliriz ben diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Efendim, ben de son sözler olarak şunu söylemek isterim. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Seçimlerle iktidarlarımızı seçip yöneticilerimizi başa getiriyoruz. Yani sandık hepimizin önüne geliyor. Sıkıntımız olduğunda o sandıkta sıkıntımızın olduğunu belli eder şekilde davranırsak iktidar değişir, ülkemiz baki. Beğenmezsek bir sonraki seçim geleni de değişiriz. Yani bir at gözlüğüyle bakıp, dar bir çerçeveden bakıp, işte bu giderse şöyle olur, şu giderse böyle olur diye düşünmenin artık bize bir faydası olmadığını herkesin görmesi lazım. Yani insanlar gelip geçiyor ama Mustafa Kemal'in dediği gibi bu ülke sonsuza kadar gençler ve bizim gibilerin sayesinde ayakta kalacak. Ve bu mücadeleyi hepimiz vereceğiz. Dediğim gibi, yani insanlar geçici. Gidin sıkıntınızı, sorununuzu herkese anlatın. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin vergi veren, hizmetini yapan, katma değerini üreten bir vatandaşı olarak sıkıntınızı dile getirin. Bu en temel hakkınız, anayasal hakkınız. Hakkınızı arayın. Biz hakkımızı arayıp haklıyı anlatmaya çalışıyoruz her programda. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden sizlerle birlikte olup, görüşüp, konuşup, ileriye bakmaya devam edeceğiz. Hayırlı geceler dileriz.